Merhaba, Fenerbahçe Erzurumspor maçını Sinan Yılmaz'la birlikte yorumluyoruz. Sinan, Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkıyor. Yani alt sıralardaki durumu Fenerbahçe için yakışmayan bir yerde mutlaka kazanması gereken maç. Ersun Yanal'ın da ilk maçı, sen ne düşünüyorsun bu karşımayla? Taraftar kazandırır diyorum direkt. En taraftar sırada dolduracak zaten, o belli. Evet. Ve Fenerbahçe taraftarı için şunu da söylemem lazım. Üç büyük takımın da stadında maç izliyorum. En son Zagreb maçındaydı sanırım. Yani Fenerbahçe'de yine işler çok kötü gitmesine rağmen maçtan kopmayan ve takımını ciddi anlamda destekleyen ve rakibe de önemli bir baskı kuran bir taraftarı var. O Zagreb maçı akşamını hatırlarsan yağmur, çamur ve hava çok soğuktu. Ona rağmen Fenerbahçe taraftarı. Evet, iyi bir taraftar vardı. Ciddi bir destek sayı veriyor. Sayı olarak tribün dolmamıştı. 25-30 binindi sanırım sayısı ama etkiliydi. Bana göre üç büyükler arasında rakibi baskı altına alma noktası en iyi taraftar Fenerbahçe'de ve bu maçta da bunun işte tavanını göreceğiz. Ersun Yanal'ı bekliyorlar çünkü. Ya o ayrı bir konu tabii ama Fenerbahçe'nin o konuda bir geleneği var fakat ben daha geçen de Beşiktaş Malmö maçına gittim. Vodafone Park'taki o tribün atmosferiyle Şükrü Sarıcıoğlu kıyaslanmaz bile bence. Çok daha iyiydi Beşiktaş taraftarının atmosferi. Ama tabii skora göre, oyuna göre reaksiyonlar farklı. Ben hem marş hem de rakip topu ayağına aldığındaki o ıslık baskı reaksiyonu, baskıyı, evet, rakibi çok iyi baskı altına aldı. Erzurumspor'u baskı altına alabilirler mi? Erzurumspor kapalı başlayacaktır. Defansif olarak direnecektir. Şimdi Erzurumlar ancak kızacak. Biz defansif oynamıyoruz diyorlar. Ya kabullenmiyor Erzurumlar. Yani bu takım defansif oynadığını artık hocanın mı söylemesi lazım ya? Bu takım defansif Mehmet oynuyor. Mehmet Özdilek zaten defansif. Yani kariyeri boyunca hep öyleydi. Bu kadroyla da zaten 4-2-4 oynayacak hali yok Erzurumspor'un yani Mehmet Özdilek'in. Doğru. Defansif oynuyorlar. Fenerbahçe karşısında savunarak hızlı hücumlarda işte Emrah Başsan'ı, Özer Hurma kullanarak kontra ataklar arayacaklar. Ama Ersun Yanal'ın gelişiyle o motivasyonla ben Fenerbahçe'nin en az iki farkı ulaşacağını düşünüyorum. Ben de handikap 1 denenebilir. Rahat. Yani rahat demeyelim de artık bu taraftarla mutlaka kazanabileceği bir galibiyet alacağını düşünüyorum.